Ege Yapı Grup'un değerlendirme toplantısındayız. Yanımızda Ege Yapı Grup Yönetim Kurulu Başkanı İnanç Kabadayı var. İnanç Bey, 2015 yılına Ege Yapı iki büyük projeyle başlıyor. Bugün bir değerlendirme toplantısı yaptınız. Kısaca biz de bu projelerle ilgili sizle bilgi almak istedik. Tabii. Şimdi efendim 2015 yılında iki tane önemli projemiz var. Birisi Kağıthane'de gerçekleştirmeyi planladığımız ve projelendirme aşamasında olan 4 adadan oluşan Kağıthane'deki karma projemiz. İçinde konut, ofis ve ticari alanları barındıracak bir proje. Yani bu yılın ikinci yarısında lansmanını hedeflediğimiz bir projemiz. Diğer ikinci projemiz de Fatih Yedikule'de emlak konutlu hasat paylaşımı almış olduğumuz yaklaşık 40 dönüm arazi içinde olacak otel ve oteli destekleyici fonksiyonun ticari alanlarında olacak bir proje olacak. Bu projemizle ilgili hazırlıkları yapıyoruz. Onları da yıl sonu itibariyle tamamlamayı hedefliyoruz ve lansmana çıkmayı hedefliyoruz. Bu yıl içinde onun planlama süreçleri gidecek. Kentsel dönüşüm çalışmalarınızdan biraz bahseder misiniz? Yeni Sahra'da bir projeniz olduğunu biliyoruz. Tabii, yani Ataşehir Yeni Sahra'da etkin oyunculardan birisiyiz kentsel dönüşüm alanında. Orada bir yaklaşık bir Yeni Sahra Mahallesi'nde 100 bin metrekare bir alanı hedefledik. Orada kentsel dönüşüm ofisimizi kurduk. 10 civarında mimar, şehir plancı gibi ekibimiz sahada çalışmalarını yapıyor. 40 dönümle yaklaşık 40 dönümüyle uzlaşıya sağlamış durumdayız ve her geçen gün bunu arttırmakla ilgili çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. Hani Yeni Sahra bölgesi gerçekten hani İstanbul'da Anadolu yakası çok önemli bir bölge. Ataşehir malumunuz geçtiğimiz 10 yılda çok ciddi bir kalkınma yaptı. Finans merkezi şu an inşa halinde. Yeni Sahra'da bölgeye hizmet verecek. İşte E5 ile Ataşehir arası kan aslında gizli kalmış bir mücevher diyebiliriz. Önümüzdeki günlerde Yeni Sahra projemizi 2016 yılının sonlarına doğru zaten gerçekleştirmeyi öngörüyoruz. Çünkü plan çalışmaları orada 5000'lik ve 1000'lik plan çalışmaları devam edecek. Hani önümüzdeki işte 2016 yılı hedeflediğimiz projelerimizden birisi ve Yeni Sahra'daki kentsel dönüşümümüz gerçekten ciddi bir potansiyel ve o bölgede çok söz adından söz ettiren bir bölge olacağını öngörüyoruz önümüzdeki yıllarda. Sanıyorum Fikirtepe'den farklı olarak o bölgenin yoğunluğu da düşük olacak değil mi? Oturumcular için böyle bir avantaj sağlayacak bölge. Tabii geçtiğimiz aylarda Büyükşehir Belediyesi'nden bir plan 5000'lik plan çıkmıştı. 2,5 emsal gibi hani çok yoğun olmayan bir emsal çıkmış. Tekrar 5000'lik plan değerlendirilecek ama hani öngörü ve işte ilgili kamu görevliyle görüşmelerimiz bu civarda bir emsal olacağı öngörülüyor. Hani Yeni Sahra'nın bir avantajı yoğunluk çok yoğun değil. Belli bölgelerinde tabii ki yoğunluk var ama bazı bölgelerinde de boş araziler de çok. Yani daha dengeli bir dağılım yapılmış ve planlama çalışmaları yapılırken mevcut yapı stoğu vesaire göz önüne alındığında böyle bir yani emsalin 2,5 emsal gibi emsal bu bölgeyi dönüştürmekte yeterli olduğu öngörülmüş. Hani bu civarlar yani bu rakamlar civarında bir emsal olacaktır. Yeni Sahra tabii yani dönüşümü çok daha kolay olacağını öngördüğümüz bir bölge. Biraz da bu anlamda tecrübe de kazandı hem belediyeler hem inşaat şirketleri değil mi? Bu anlamda tecrübe de kazandı. Peki devam eden Batışehir projeniz var. Son etabı sanıyorum orada devam ediyorsunuz. Teslimleriniz yapıldı diğer etaplarında. Ve Pega Kartal projeniz var. Batışehir projesinde ne aşamadasınız? Batışehir projemizde yaklaşık 3 etabımız teslim etmiş durumdayız. 2250 üzerinde konutumuz teslim ettik. 1000 üzerinde aile, 1100'e yakın yaklaşık ailemiz yaşıyor projemizde. Evet. Son etabımız var, loca etabımız var. Yani son loca Batışehir diye tanımladığımız son etabımız. Onu da geçtiğimiz yaz satışı açmıştık. Onları da bu yıl sonu itibariyle yaklaşık bir 6 ay civarında erken teslim ederek projemizi tamamlamayı hedefliyoruz Batışehir'de. Okul biliyorsunuz Doğa Koleji var içinde o ikinci öğretim yılında. Bu yaz işte Four Points by Sheraton, Starwood grubunun otelinin açılmasını planlıyoruz. Onun inşaatı devam ediyor. Rezidans ofis alanları o. Ofis binaları teslimiyle ilgili işte yazın hazırlıklarımızı yapıyoruz. Yıl sonunda demin bahsettiğim loca etabını teslim etmeyi hedefliyoruz. Bunun dışında ticari alanları geçtiğimiz aylarda bir ihale yaptık. Yaklaşık 120 tane dükkanın 80'i ihalede. Daha sonradan 2 tane 82 tane dükkan satıldı. Yani bu yıl sonunda işte yine Batışehir'in işte Batı Cadde diye tanımlanan alışveriş ve yaşam merkezi de açılacak. Batışehir projemizde bu durumdayız. Pega ile ilgili başlamadan önce ben finans destek kampanyasından biraz bahsedelim isterim. 2015 yılının ilk büyük finans kampanyasını aslında yaptınız. Bugün burada açıkladınız. Nasıl bir kampanya olacak? Detaylarını sizden deneyelim. Şimdi şöyle efendim, hani biz yaklaşık Kartal'da 4. projemiz. Kartal'da bizim çok inandığımız bir bölge ve devamlı proje geliştirdiğimiz bölge. Tüketiciden gelen taleplerle hani ulaşılabilir olması çok önemli. Ve genelde işte projemizin tamamlanması, yılbaşı tamamlayacağımız yaklaşık 8 ay civarında bir zaman kaldı. Bizim de satış ekibimize ve pazarlama grubumuza yapmış olduğum toplantılara şöyle bir karar çıktı. Hani tüketicinin en önemli satış ofisine gelen tüketici işte ben dairemi aldığımda işte ben teslim alana kadar veya teslimden sonra birkaç ay oturana kadar, taşınana kadar vesaire
hani benim konut kredimi nasıl öderim, şeyimi nasıl öderim, böyle sorular gelince biz de hani bir destek kampanyası, bir finansman destek kampanyası düzenleyelim diye arkadaşlarla konuştuk ve 18 ay boyunca daire tipine göre farklı rakamlarla destek kampanyası yapacağız. Bu neyi amaçlıyor? Tüketici dairesine bugün geldiğinde, zaten Nisan sonuna kadar geçerli olacak bir kampanya bu. Tüketici konutunu aldığı anda konutuyla ilgili işte yaklaşık teslime kadar işte biz konut kredisine destek vermiş olacağız. Teslimden sonra da 10 ay süreyle ilave bir konut kredisine destek vereceğiz. Bu ne demek olacak? O süre içinde hani ben hani oturabilir miyim, kirayı verebilir miyim gibi soruları ortadan kaldıracak ve bu kampanyanın başarılı olacağına inanıyoruz. Yani elimizdeki mevcut stoğu bu şekilde tüketicilere sunmuş oluruz. Yani çünkü talep vardı. Genelde işte hani bu soruların cevabını arıyordu tüketici. Biz Pega Kartal projemize özel hani böyle bir kampanya düzenledik. İstedi, biz de tabii, yaptık diyorsunuz bu anlamda. Aynen. Peki Naç Bey, 2015 yılındaki toplam ciro hedefiniz ne olacak tüm bu kampanyalar çerçevesinde? 2015 yılındaki toplam ciro hedefi hem mevcut devam eden hem de başlayacağımız projelerle ilgili yatırım hedefimiz yaklaşık 550 milyon TL civarında olacak. Ciromuz da 850 milyon TL civarında bir ciro hedefimiz. %13-14'lük bir artış hedefliyoruz. Artış hedefliyorsunuz bu yıl geçtiğimiz yıla göre. Evet. Nasıl öngörüyorsunuz? Çünkü 2015 yılı büyük bir genel seçimin olacağı bir yıl. Artı satışlarınızı hangi kaynaktan almayı hedefliyorsunuz? Şimdi şöyle efendim, hem mevcut iki yani tane... Burada, tabii ki şeye getirmek istiyorum. Yabancı satışlardaki artış bu yıl da bekleniyor mu? Evet. Bu yöndeki çalışmalarınız nasıl? Çünkü iki gün önce MİPİM'deydik hep birlikte. Orada da gördük piyasayı, değil mi, hep birlikte? İlgiye, evet, ilgiyi baktık. Buna yönelik olarak sordum. Yani şunu birkaç yıldır zaten bahsediyorum. Bir taraftan iç pazarda zaten talep hiçbir zaman sönmüyor. Önemli olan doğru, uygun fiyatlı, erişilebilir ürünü yerli pazara sunabilmek. Diğer taraftan yabancı yatırımcının ciddi fırsatlar ve potansiyeli var. Yani bunu zaten birkaç yıldır hep bahsediyoruz ki şu anki rakamlar, işte basından okunan rakamlar zaten bunu destekliyor. İstatistik kurumlarının yabancı yatırım her geçen gün artıyor ve bu potansiyel öyle kısa bir zamanda bitecek değil. O daha her geçen yıl daha da artacak. Bir taraftan nihai tüketiciyle beraber yatırımcılar da gelmeye başlayacak. Biz onları hem görüşmeler yaptık hem yapıyoruz. Türkiye'de yaptık. MİPİM'de, fuarda da birkaç görüşme yaptık. Hani Türkiye'deki gayrimenkul sektörünün ve potansiyelini, bu genç nüfusun, büyüyen ekonominin potansiyelini merak ediyorlar ve burada olmak istiyorlar. Yani bu sebepten dolayı yani biz bu talebi öngörerek ve işte hem mevcut projelerimizin tamamlanmasıyla beraber bir satışta tekrar çok ciddi bir yoğunluk oluşacak. Bir de yeni lansmanlarımızla beraber bu hedeflerimizi gerçekleşeceğini hedefliyoruz. Geçen yıl yabancı satışınız ne kadardı? Batışehir projesi. Tabii 100 civarında bir yabancı, 100 adet civarında bir yabancı satışımız vardı. Belli bir limitte tutuyoruz onu tabii, yani şey, yani diğerle tüketiciyle beraber belli bir limitte tutuyoruz. İnşallah çok daha yüksek yabancı olacak. Yani farklı işbirlikleri de olacak diye. Her yılda artarak gidiyor gördüm. Tabii farklı işbirlikleri de olacak. Sadece bunu şey diye düşünmemek lazım. Yani nihai konut vesaire satmak gibi düşünmemek lazım. Geliştirici olarak da bu yıl ve bundan sonraki yıllarda hep beraber göreceğiz. Hani zaten birkaç tane büyük firma biliyorsunuz sektörde zaten faaliyet gösteriyor, Körfez sermayeli bilhassa. Bu projenizde Katarlı ortağınız var değil mi? Suudi Arabistanlı. Arsa sahibimiz. Onlar da mesela Türkiye'ye çok inanan bir grup ve Türkiye'ye önümüzdeki dönemde ciddi yatırımlar yapmayı planlayan gayrimenkul alanında bir grup. Hani bunun gibi çok farklı gruplar Türkiye'ye gelecekler. Türkiye'ye inanıyorlar yani. Peki, çok teşekkür ederim. Teşekkür ederim, sağ olun.